Son zamanlarda gene bu da İstanbul Üniversitesi'nden benim bir arkadaşımdan geldi. Son zamanlarda cemaat yurtlarında çok büyük şiddetlere maruz kalan gençlerimiz var. Enes Kara intiharında keza bunu görüyoruz. Efendim, cemaat ve tarikatlar hakkındaki düşünceniz ve tutumunuz nedir? Biz cemaat ve tarikatları sosyolojik bir olgu olarak görüyoruz. Dünya tarihi boyunca cemaatler ve tarikatlar bütün dinlerde olmuş. Tek tanrılı dinlerde ve tek tanrılı din olmayan dinlerde. Bundan sonra da olacak. İnsanın doğasında inanç var ve inanç olunca inancın da değişik sistemlere bölünmesi söz konusu. Ancak cemaatler ve tarikatlar devlete ortak olamazlar. Devlete ortak olamazlar. Devlet içinde örgütlenemezler ve cemaatler ve tarikatlar holdingleşemezler. Eğer gerçekten insanın maneviyatı ile ilgili bir hedefi temsil ediyorlarsa alanları olur. Bize soruyorlar cemaat ve tarikatları yasaklayacak mısınız diye. Biz de soruyoruz açıklar mı ki diye. Çünkü hukuken cemaat ve tarikat da yok Türkiye'de. Bizim yapacağımız şey devlet ortaklığı engellemek ve kul hakkına girmelerini şirketleşerek sömürü düzeni üretmelerini engellemek. Peki cemaat ve tarikat yurtlarını yasaklayacak mıyız? Onu da cevaplandırayım. Biz her öğrenci, üniversite öğrencisi için devletin öğrencinin tek başına kalabileceği, tek odada kalabileceği yurtlar yapacağız. Ben 40 sene önce Almanya'da öğrenciydim, üniversite öğrencisiydim ve yurtta odada tek başıma kaldım. Hiç iki kişi kalan da görmedim. 40 sene önce Almanya'da öğrenciler tek başına yurtlarda kalırken bugün Türkiye'de öğrencilerin hem de pandemi ortamında 8 kişi aynı odada kalmaları bir utanç vesilesidir. Özetle bizim yönettiğimiz Türkiye'de cemaat ve tarikatlar yurt açarlarsa iflas ederler. Gerçekten güzel, gene güzel bir cevap oldu.